Şeriat gelmeli mi? Şeriatı soruyorsunuz ya, ben şeriatçı falan değilim. Ama şeriatı getirirlerse itiraz da etmem. Niye biliyor musun? Çünkü kolu kesilecek o kadar çok insan var ki. Şeriat nedir biliyor musunuz? Mülkiyeti olduğu halde hala çalıp çırpıyorsa onun kolunun kesilmesi gerekiyor. Ne diyorsunuz şimdi? Şeriat gelsin mi? Hadi getir. Kol gidiyor baba, kolu kesiyor. Yani mülkiyet sahibi olduğun halde çalıyorsan diyor ki kolu kes. Güzel. Ama fakir çalmış. Ama diyor ki evvela onu doyur. Onu doyurmadan onun kolunu kesemezsin. Şimdi şeriat gelsin mi gelmesin mi? Gördün mü? Nereye geldi laf? Ha, bu şeriat da derken demek ki şeriatın olacağı filan da yok. Çok istediler ama olmadı. Yani Ayasofya elinde kılıçla efendim minbere çıkmak ne demekti İslamiyet'te? Kılıç bir şeyin ispatı ilanıdır. Doğru mu? Ya Kur'an'da şart kelimesi geçmiyor biliyor musun? Yok. Şart yok. Yaradan diyor ki seni sana bıraktım. Kendin için kara ver. Sendin için kara ver. Mesela alın yazısı yalan. Mukadderat yalan. Uydurma. Bunlar Allah'a iftira şeyler. Onun için böyle baktığın zaman gerçekleri gördün mü? Hele Kur'an'ı bir de güzelce okuduğun zaman sonra bakıyorsun, ayıklamaya başlıyorsun. Neresi yalan, neresi doğru? Mesela alın yazısı yalan. İftira. Bir de camide mesela dua ettiriyorlar. Allah'ım bizi nefsimizden muhafaza eyle. Şirk, şirk. Öteki de bütün cemaat da amin diyor. Hepsi şirke gidiyor. Ya Allah'ım bizi nefsimizden muhafaza eyle demek, Allah'ın verdiği nefsi Allah'ın üstüne atmaktır. Yani bir nefis verdi başımıza bela oldu. Cehenneme sokacak bizi bu gibi. Yani bizi muhafaza eyle diyor. Ya söylenecek laf mı bu? Ben amin demiyorum. Başlıyorum camide kızmaya. Yandakiler diyor ki ne bana, ya sen ne asabi bir adamsın. Niye kızıyorsun? Lan diyorum yalan söylüyor hoca. İftira ediyorum. Ya şirk mi diyorum? Ya neresi şirk diyor. Allah bizi nefsimizden niye muhafaza etmez? Ben de bakıyorum böyle. Lan kimsin çakal? Hadi pataküte. Anladın mı? Ben camiye giderken baktılar ki ne ben. Lan camide millete biraz şey davranıyorum. Baktım etrafımda sivil polisler var. Çaktırmadılar. Ondan sonra bir daha o polisleri gördük. Ben bir daha camiye gitmedim. Sivil polis geldi. Yani herhalde söylediler. Burada biri var. İşte hoca nefsimizden muhafaza eyle diyor. Biz ya yapma etme tutma diyoruz. Bizimle münakaşı diyor. Kelime-i şehadet getirmeyen cennete giremez diyor. İyi de Allah böyle bir ayet yazmamış ki. Ondan sonra da diyor ki ne? Kur'an-ı Kerim'de yazılmıyor mu? Yazılmıyor. Geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yok. Böyle bir ayet yok. Yazar mı ya? Yaradan yarattığını bilmiyor mu? Yani çalacaksın, çırpacaksın, öldüreceksin. Canisin, vahşisin. Adaletin yok. Sonra da dedi ki ne? Kelime-i şehadet getirmeyen cennete giremez dedi. Adam getirdi. Öldü. Geberdi gitti. Yaradan sordu. Niye geldin? Vallahi ben kelime-i şehadet getirdim. İyi de ben söylemedim. Kim söyledi? Bizim mahallenin imamı söyledi. Alın imamı içeriye. Ateşin bol olsun. Ha söylersen güzel. Ama kelime-i şehadet getirmeyen cennete giremez demek biraz çok tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Ne diyorsun şimdi, Allah zalimi bir kelime-i şehadet getirdi diye cennetine koysun mu? Koysun mu ya? Allah aşkına biri çıksın desin ki koysun desin. Ha kimse kolay kolay söyleyemez ama ben okuyorum ya. Ben Kur'an okuyan bir adamım. 12 sene. 12 sene ben bunu okudum. Yani öyle bunları da söylemek de kolay değil. Öyle her yedin de harcı değil. Ha varsa itiraz eden çıksın karşı. Daha başka şeyler de sorarım. Bunu burada bu kadar bağlasak mı acaba yoksa? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. Sen de sağ ol. Millet İttifakı. Neden efendim Millet İttifakı? Neden? Artık yeter ya. Yeter. Yani koalisyon deyip insanları korkutuyorlar ama şu an yönetildiğimiz şekilde koalisyon. Daha yeni yüzlerin gelmesi lazım. Yeni insanların gelmesi lazım ki bu ülke biraz düze çıksın. Peki şu anki ekonomik durum nasıl geçiyor sizce? Ekonomik sıkıntı. İnsanlar geçim zorluğu çekiyor. Yani bu ülkede yaşayıp da ekonomik olarak özgürüm, rahatım diyen kaymak tabak. Onun haricinde herkes zorda. İşçisi de zorda, esnafı da zorda, işi yürütmeye çalışanı da zorda, herkes zorda. Değişim olur mu bu sene? 2020 seçiminde? O halkın artık iradesine kalmış bir şey. Değişim olmalı artık, yeter. Bence yeter. Suudi Arabistan'ı geçemediler. Suudi Arabistan dedi ki Mekke Medine benden, peygamber benden, Kur'an benden, sen eline kılıç aldın oraya çıkıyorsun. Gel bakayım buraya gibi oldu. Olmadı. Nemrut dedi ki ben Tanrıyım, Allah benim. Hazreti İbrahim itiraz etti. Hayır dedi, sen Tanrı değilsin dedi. Nasıl olur ya İbrahim, nasıl itiraz edersin bana? Terörist misin sen gibi? Vatan haini gibi sanki Hazreti İbrahim'i suçladı. Hazreti İbrahim dedi ki bir dakika dedi, madem öyle dedi, benim Rabbim dedi güneşi doğudan doğduruyor. Sen de madem benim Rabbimden güçlüysen, bir tanrıysan, o zaman sen de güneşi batıdan getir de göreyim dedi. Nemrut kızdı.
Ama ne kızma. Haindir bu, şudur budur filan. Yani Nemrut bir yerde Deccal konumunda bir insan. Deccal. Tabi ne diyor ayette? Onlar gelirler, halka yalan söylerler, halkı kandırır, halk onların peşine düşerler. Deccal böyle biriydi. Bir de Yecüc Mecüc'ten bahsediyor. Deccal'ın yağcısı yalakaları vardı. Yani ne yapacağız bu İbrahim'i dediğinde, o yalakası var ya, hani o Yecüc Mecüc'ler. Dedi ki ateş yakalım onu, İbrahim'i ateşe atalım dediler. Nemrut dedi ki ya demek öyle. Dediler ne kadar ağaç odun varsa topladılar, yaktılar. Ondan sonra dediler ki ne bu ateşe yaklaşamıyoruz, nasıl olacak? Yecüc Mecüc yalakaları ateşe atalım mancıkla. Fırlatmak suretiyle ateşe attılar. Peki sonra ne oldu biliyor musun? Demek ki hiçbir kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Sonra ne oldu? Topal bir sinek Nemrut'un burnundan içeri girdi. Bak Allah'ın hikmetine bak. Zalimi nasıl cezalandırıyor. Demek ki neymiş adalet. Öyle olunca o topal sinek girdi. Nemrut çırpındı. Eba dedi burada bir şeyler oluyor. Nedir o? Ya dediler bir şeyler yapalım. Bu çıkması lazım. Vurun vurun dediler. Öteki dedi ki ya sopayla vuralım. Anca çıkar bu dedi. Başka türlü çıkmaz deyince. Nemrut'un kafasına sopayla vura vura kafiri öldürdüler. Biz de diyoruz ki ne zalimlik yap. Adalet, adalet, adalet. Ne dedi Atatürk? Adalet mülkün temelidir. Yani lafı böyle zengin olup, anladın mı? Cebe indirip, hani kol kesmek demiştik ya başta şeriat dediğimiz. Yani şeriatla da biraz da Deccal'ı anlattık işte. Kolu ne diyorsun keserler mi? Çok zor. Kol kesilmez. Kesilmeyecek de. Allah hiçbir şeyi sonsuz yaratmamıştır. Mutlaka bir şeyin sonu vardır. 10 kişi bir araya geliyorlardı, hükümet kuruyorlardı. Şimdi bir araya geliyorlar hükümeti yıkmak için. Başındaki adamla daha fazla çalışacaklar. Onu yenecekler ki millet verirsin. Tamam millet bakmış 20 sene doğrudur. Ama var mı onun taviyesinde? Yok. Keşke bir tanesi çıksa. 6 kişi büyüyorsa 2 kişi kadar adamın bir tanesini çaldığını yetiştiremiyorlar. Siyasi de girmişler. Bizim sırtımıza alıyorlar paralarını. Seçim olacak. Bak şimdi ödenekler yapılacak. Olan yine bize oluyor. Ya ben 3 çocuğa su geçiremiyorum. Bu 6 kişi 7 kişi birbirine nasıl su geçirecekler? Beni yönetecekler. Beni dışarıya sevsiye edecek. Nasıl temsil edecekler? Keşke bu 6 kişi de bir tane sağlam adam olsa da şunları bir kenara atsak. Mudur sizce? Yok. Vallahi yok. Billahi yok ya. Bu memlekette var ya. Hani bir şirket kurarsın. Şirket kurarsın. Babadan toruna böyle gider. Hani dededen toruna. Bu da aynı. Erbakan gitti. Oğlu gelmiş. Ötekisinin kucağında büyümüş. Geliyor ona laf yetiştiriyor. Siyasi parti bunu, halk bunu düşünecek. Eğer 3 dönem seçildiyse, girdiyse, kazanamadıysa kenara çekilsin ve kardeşim gençlere yol versinler ya. 3 dönem seçildiği zaman da bırakıp gitmesi lazım. Birinci de olsa bile bırakıp gitmesi lazım. Arkadaki adama söz vermesi lazım. Keşke bundan üstüne şu 6 dediğine üstün bir tanesi olsa da versek. Yani bir insan geldiği zaman tamam illahim bu adamı değil. Benim yaşım bugün 64. Ben şu anda kafam artık çalışmaz. 3 sene evvelkine çalışmaz. Geri gidiyor. Bu da böyle de bir insan 4 sene doğdu. 4 dönem olmuş. 5 dönem olmuş. Bunun yanlış. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu sefer diktatörlük diyoruz değil mi? İmparatorluk diyoruz. Ama yok ki. Başka kime vereceksin? Yani asgari ücretin 8,5 olması hiçbir şekilde hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ona göre zaten fiyatlar da artıyor. Hani 2018-2017 hali alırsak o zamanlarda yeterliydi. Ama hiçbir şekilde bu zamanda hani asgari ücretin yeterli olduğunu savunanları ben hiçbir şekilde savunmuyorum. Hani bunların da yalan olduğunu düşünüyorum. Sırf şey yapmak için burada kendilerini göstermek amaçlı bunları yapıyorlar. Telefonunu çıkar, onu bunu çıkar. Herkesin de elinde telefon var, evinde arabası var. Ya bu normal, gayet normal şeyler. Yani diyeceklerim bu kadar.